Fokus'a hoş geldiniz. Ben araştırma biriminden Çağlar Kuzlukluoğlu. Haftanın tam ortasına geldik bugün itibariyle. Dün ABD enflasyonunu karşıladık. Dopdolu bir fokus var karşımızda. Öncelikle gündemde neler var onlara göz atalım. YASED'in hazırladığı rapora göre uluslararası doğrudan yatırımlar bülteninde Türkiye'ye 910 milyon dolarlık uluslararası doğrudan yatırım girişi gerçekleşti ve 910 milyon dolarlık bu giriş önceki yılın Ocak ayına göre %20'lik bir artışa tekabül ediyor. Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi sinyali geldi. Francis Villarroel'de hal bu noktada banka yetkilileri arasında faiz indirimlerine dair bahar aylarına yoğunlaşmaya dönük bir uzlaşı olduğundan bahsetti. Ve en nihayetinde malumun ilamı Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump oldu. ABD'de devam eden ön seçim sürecinde Demokrat Parti'de Joe Biden, Cumhuriyetçi Parti'de ise Donald Trump partilerin başkan adayı olabilmek için gerekli delege sayısına ulaştı. Yani derbi geliyor bu sene. Sonunda Amerika'da. ABD'den Ukrayna'ya yardım paketi, Pentagon'un Ukrayna'ya ayırdığı bütçede fon kalmamasına rağmen Kiev'e 300 milyon dolarlık bir askeri acil destek paketi gündemde ve gönderileceği de açıklandı. Bu noktada da ABD'nin ilk yeni destek paketine bakarsak da bütçede fonun bittiği Aralık ayından bu yana ilk Kiev'e gönderilen yardım ivmesi oldu bu. Dünyanın bir numaralı tedarikçisi Rusya, buğday fiyatlarında beklenen bereketli hasat öncesinde stoklarını eritirken küresel piyasayı ucuz buğdayla doldurmaya devam ediyor. Bu noktada da ithalatçı ülkelerdeki gıda enflasyonu hafifliyor ama rakip ihracatçı ülkeler ise rekabet konusunda bu noktada biraz şikayetçi. ABD ve Avrupa'da buğday fiyatları Çin'in ABD'den son almanın iptal etmesine neden olan Rus tahıl akışının etkisiyle 3,5 yılın en düşük seviyesine geriledi diyelim. Piyasalarda bugün çok açıkçası önemli bir gelişme yok. Küresel taraf için konuşuyorum. Haftanın başındakine paralel bir görünüm izlediğimizi söyleyebiliriz ama siz değerli izleyicilerimiz elbette ki hem Dolar TL hem de Borsa İstanbul'a odaklısınız. Bu noktada da Dolar TL'de 32.10 seviyelerine yaklaştık. Devam edeceğiz. Evet, borsada da bir miktar düşüş var ve özellikle son dönemde yoğunlaştığımız CDS'ler ve Eurobond konusunda aslında uzun süredir Türkiye'de konuşuyoruz. Bu noktada da şimdi Albatros portföye gideceğiz. Eren Kuru bizlerle olacak. Onunla hem içeride hem dışarıdaki detayları konuşacağız. İş Geliştirme Müdürü Albatros Portföy'den Eren Kuru bizler. Eren hoş geldin. Şimdi herkes bir miktar artık döviz ve borsa tarafında jenerik diyelim bilgileri günlük olarak takip edip izliyor ama Eurobond konusunda ister portföylerde ister bu işin Türkiye'nin geçtiğimiz yılın Haziran ayının öncesinde ve sonrasındaki detaylarda bu yılın en azından içeriği sona ererken neler var? Daha avantajlı mı hale geldik izlenen para politikalarıyla yoksa bilmemiz gereken ipuçları var mı senden alalım? Daha önceki yayınlarda söylediğim gibi Fitch tarafında bir rating update'i geldi. Ilk başta hani Borsa İstanbul tarafında hani sabah pazartesi sabah sayısında bir pozitif hava görsek de son 3 gündür bir genele yayan bir satış görüyoruz. TL tahvil tarafında da özellikle ÖST tarafında getiriler yukarıda ve bir miktar daha sıkılaştığını görüyoruz. Eurobond tarafında ise rating güncellemesi sonrası 3 gündür bir verim eğrisi tarafında kabaca 5 ve 10 bas puan kadar bir verim eğrisinde pozitif seyir görüyoruz. Peki bu seyir tamamen hani ratingden kaynaklı mı? Yurt dışına bakacak olursak, yine Cuma'dan baz alırsak, Cuma'yı baz düşünürsek geçen Cuma'yı, ortalama ABD 10 yıl tahvil faizi kabaca 10 puan kadar yukarı gitti. Peki bu hem bizi negatif etkiledi mi gibi ya da gelişmekte olan ülkeleri negatif etkiledi mi? Aslında bir küçük bir spreadle dalgalandı diyebiliriz. Ne fazla bir kötüleşme ne fazla bir iyileşme gördük. Peki bu süre zarfında biz EM'lerle nasıl söylesem hani o spread arasında beraber mi işlem gördük? Birlikte işlem gördük. Aslında bir kabaca toplamak gerekir isek aslında pek bir şey gerçekleşmedi. Bir pozitif algı gerçekleşmedi diyebiliriz. Ama ilk baştaki seyir böyle oluyor ama ilerleyen dönemlerde nasıl bir fiyatlanma görebiliriz? Pozitif bir fiyatlanma bekliyoruz söyleyebilirim. Neden diyecek olursam
Biliyorsunuz genel uluslararası fix income fonları kredi ratinglere çok sürekli kredi rating notlarına bakarak fonlarını update ediyorlar. Bu süreç zarfında da diğer rating kuruluşlarından gelecek Türkiye için bir rating update'i bu fonların Türkiye Eurobond'larına olan ağırlıklarını arttırmalarına sebep olacak. Bu rating update'inden sonra ağırlıklandırmasından sonra da getirilerde bir miktardan pozitif seyir izleyebiliriz. Peki bu çok yani geçtiğimiz sene gibi bir rally bir beklentisi olabilir mi? O kadar bir beklenti söz konusu değil. Bir miktar daha yani 250-250'nin de altında bir CDS'li gerileme görebiliriz. Bir 700'lerden 300'lere kadar gelen bir seyir kadar ki bir rally olmaz. Peki bu rating update'i hani bir fonları değil de en çok nereleri pozitif etkiler? En çok yeni ihraç edecek olanlar, yeni dolar ya da yeniden ihraç, dolar ihracı, Eurobond ihracı edecek olan ya da yurt dışında kredi, normal Eurobond dışında biliyorsun ülke kredileri var, Exim Bank'ın kredileri var. Buralarda bir pozitiflik izleyebiliriz. Ama ilerleyen dönemlerde bir miktar ağır bir şekilde borsa tarafı değil de biraz daha yurt dışındaki kredi piyasasında yavaş yavaş pozitif seyir izleyebiliriz diye düşünüyoruz. Albatros Portföy İş Geliştirme Müdürü Eren Kuru'ya da çok teşekkür ediyoruz bu kıymetli katkıları için. Ve şimdi muhabirimiz Cemre Nur Karaca'ya gidiyoruz. Yanında TÜSİAD Başkanı Orhan Turan var. Cemre sendeyiz. Çağlar, çok teşekkürler. Sana da iyi yayınlar diliyorum. Aslında bugün çok önemli bir konuyu konuşacağız Orhan Bey'le. Yönetimde kadın, iş dünyasında kadın meselesini konuşacağız. TÜSİAD'ın da bu konuda önemli çalışmaları var ve çağrıları var. Şimdi hemen Orhan Bey'e dönmek istiyorum. Orhan Bey, toplantıda biraz önce toplantı gerçekleştirildi. Çok önemli konular konuşuldu. Kadının iş dünyasında yerini, özellikle yönetimde kadın olmanın hem zorlukları hem iş dünyasında artıları konuşuldu. Neler söyleyeceksiniz? Teşekkür ederim. Paydaşlarımız da vardı, sivil toplum örgütlerimiz. Burada bir çağrı yaptık. Çünkü şu anda halka açık şirketlerden 179 tanesinin yönetim kurulunda hiç kadın yok. Onun için 2 yılda %25... 5 yılda da %30'a gelecek Avrupa Birliği'nin de bu normlarına göre verilerin de açıklanmasını talep ediyoruz. Çünkü hep TÜSİAD olarak 2000 yılından beri bu konuda çok ciddi çalışmalarımız var. Tek kanatla uçulmayacağını dile getirmeye çalışıyoruz. Yönetimin her kademesinde kadının olması gerekiyor. Peki iş dünyasına baktığımızda evet halka açık şirketleri hani söylediniz ama iş dünyasına baktığımızda yönetim kurullarında kadın temsilcileri görmek epeyce zor ne yazık ki ve aynı zamanda sözlerini de geçirmekte zorlanıyor kadın yöneticiler. Halka açık şirketlerde kadın yönetim kurulu üyesi 17.9. Bu hemen hemen yaklaşık yılda %1 civarında artıyor. Bu gelişmiş Batı ülkelerine baktığınız zaman 35-40'ın üstünde olan şeyler var. Yani bizim zaten nitelikli insan kaynağına ihtiyacımız var. Nitelikli insan kaynağı zaten kadınlar içerisinde çok fazla. Kadınların yönetimde olması gerekiyor. Ben TÜSİAD'dan örnek vereyim. Yönetim kademesinde kadın sayısı %60. Çalışanlar içerisinde %70. Yani yönetim kurulunda kadın oranımız %30. Bunu biraz önce de dediğim gibi yani tek kanatlı uçulmaz, bilgi birikimi, deneyimi olan her türlü kadının yönetim kademelerinde sayısını artırmamız gerekiyor. Çünkü onların olduğu yönetim kurullarında kar marjlarının ve karlılıklarının da arttığını da görüyoruz ki pandemide şey de gördük. Kadınların yönettiği ülkelerde pandemi süreçleri çok daha yönetildi. Buradan çağrım herkes şirketlerinde, yönetim kurullarında ve yönetim kademelerindeki kadın sayılarını artırmaları gerekiyor. Aksi takdirde bu kadın toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamamız için 131 yıla ihtiyacımız var. Çok uzun bir süre. Biz 100 yıl önce bir dizi kararlarla işte seçilme, belediyede, mecliste oy kullanma, seçilme hakkını en önce veren ülkelerden biriyiz. Siyasette de kadın sayısının artmasını temenni ediyoruz.
Şimdi dünya ülkelerinden de bahsettiniz. Avrupa'ya bakalım, Amerika'ya bakalım. Biz neredeyiz? Özellikle OECD verilerine de baktığımızda, incelediğimizde kadının iş dünyasındaki yeri Türkiye'de ne yazık ki yıl 2024 olmasına rağmen düşük görünüyor. Evet. Bunun için şirketlerin ne yapması lazım? Bir takım sorunlar yaşanıyor. Hem cam tavan konusu, hem maaş eşitsizliği. Neler söyleyeceksiniz? Ne gibi çalışmaların olması lazım ki bu 131 yıl daha hızlı geçsin? Evet, biraz önce de belirttiğim gibi yani yönetim kademelerinde her kademede hemen hemen kadın sayısını artırmamız lazım. Bizim sistemde katılımı %36. Erkeklerin katılımının yarısı kadar. İş gücündeki payda %30. Bizim bunları gelişmiş Batı ülkeler seviyesine getirmemiz lazım. Onun için kız çocuklarından başlayıp kadınların ekonominin içerisinde daha fazla olmalarını sağlayacak ortamı ve iklimi yaratmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Çok kısa, 2024'te kadın istihdamına ilişkin TÜSİAD'ın planları nelerdir? Bunları da alalım, sonra yayını sonlandıralım. Biraz önce de belirttiğim gibi biz 2000 yılından beri toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili bir dizi çalışmalar yapıyoruz. Şu anda da aşağıda sivil toplum örgütleriyle de beraber çağrıda bulunduk iş dünyasına. Biz bunun takipçisi olacağız, verileri tutacağız ve zamanı geldiğinde de gerekli açıklamalarımızı yapacağız. Çok teşekkür ederim değerli görüşleriniz için. Evet Çağlar, kadın aslında Türkiye'nin meselesi. Bunları konuştuk. Sözü tekrar sana bırakıyorum. Evet, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün ardından muhabirimiz Cemre Nur Karaca da TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ile birlikte önemli bir mesaj verdi. Bir önemli konumuz daha var, onu da ben iliştireyim. 10.30'da bugün bir duruşma var. Masum bir canın canını ne yazık ki eziyetle alan birine dair. Bu konuda da aslında önemli bir gündem olması gerekiyor. Kadına şiddeti konuşuyoruz ama insanların hiçbir canlıya da eziyet etme lüksünün olmadığını hatırlatarak bir araya gidelim. Aranın ardından da Neuberger Berman, kıdemli portföy yöneticisi Kaan Nazlı bizlerle olacak. Bekleriz. Ile devam ediyor. Araya gitmeden önce de söylediğim gibi Neuberger Berman, kıdemli portföy yöneticisi Kaan Nazlı bizlerle. Kaan Bey, hoş geldiniz. Merhaba, iyi yayınlar. Sizle de hep akıllı parada beraber oluyorduk bu hafta, son gün bugün ama Reyhan'ın yerine Fokus'ta ben varım. Şimdi aslında ABD enflasyonu bu haftanın önemli konularının başında geliyordu ki nitekim bu sene özellikle büyük merkez bankaları başta Fed olmak üzere nasıl bir yol izleyecek diye bu verilere daha yakından bakma gerekliliği hissediyoruz. Öncelikle enflasyon raporu sonrası piyasalarda sizin beklemediğiniz bir tepki ya da dikkatini çeken bir detay var mı? Onunla başlayalım. Şunu da ilave edeyim. Sabah saatleri itibariyle siz de akışlara bakmışsınızdır. Avrupa Merkez Bankası ve Fed ekseninde çeşitli kurumların da beklenti ve önümüzdeki sürece ilişkin görüşleri vardı. Sizin de yılın kalanına ilişkin Fed ve AMB beklentilerinizi duymak isteriz. Tabii ya, aslında beklentilere göre biraz daha yumuşak bir tepki geldi. Çünkü hani sonuçta 2 ay üst üste enflasyon verisinde yukarı yönlü bir sürpriz geldi. Hani buna ek olarak aslında tabii geçen senenin enflasyonuna göre yine düşük rakamlardayız ama mesela tarihi enflasyon rakamlarına bakıldığında hani son 20 yıla göre yine yüksek bir enflasyon derecesi, her ne kadar işte %3'lerde de olsa. Dolayısıyla yani yine beklentilere göre daha piyasanın daha yani düşük bir tepki gösterdiğini söyleyebiliriz. Hani hem şey tarafında, hazine tahvili tarafında tabii ki biraz faizlerde artış oldu ama işte bir 6 bas puan gibi bir şey ortalamaya baktığımızda ve hisse senetlerinde de olumlu görünüm devam etti. Tabii şimdi buradan sonra özellikle işte çekirdek enflasyonda ve özellikle işte barınma dahil ve barınma dışı çekirdek enflasyonda hizmetler tarafında bir direnç olduğunu görüyoruz. Hani zaten aslında bir anlamda bu normal. Yani bir enflasyon rakamını 8'den 3'e indirmek bazen 3'ten 2'ye indirmekten daha kolay olabiliyor. Yani zor bir süreç olduğunu zaten biliyoruz. Bu dönem, yani önümüzdeki dönemde yine hem Fed hem Avrupa Merkez Bankası için yine faizlerin indirilmesi için yani herhangi bir engel yaratmadı bu veri. Ama biraz daha ihtidalli olması sonucunu doğurabilir. Yani mesela 3 faiz indirimi yerine
üzerine Fed'den 2 tane faiz indirimi gelebilir. Belki başlangıcı Haziran'dan yine ileriye gelmez ama daha hızlı dönebilir ve de daha uzun yayılabilir. Yani bu veriden sonra biraz daha iddialı davranacağını düşünüyorum Fed'in, ama yine de tamamıyla hani oyunu değiştiren bir veri de değil şu anda. Avrupa Merkez Bankası açısından aslında Avrupa Merkez Bankası'nın çok daha önceden benim kişisel görüşüm faizleri indirmesi gerekiyordu. Çünkü oradaki enflasyon yani ciddi oranda zaten farklı yönde. Ve bu yönde de hani olumlu gelişmeler görüyoruz, ama onlar da artık yani bir şekilde hedefe kilitlenmiş bir şekilde Haziran'ı sürekli işaret ediyorlar. Zaten fiyatlamalarda da bunu görüyorsunuz. Hani Haziran ayı açısından işte Fed fiyatlaması zannediyorum %78 oranında şu anda. Bir ara %86'ya çıkmıştı, bu verilerden sonra biraz düştü. Avrupa Merkez Bankası için ise %100. Dolayısıyla hani piyasada böyle ciddi bir beklenti var diyebiliriz Avrupa ile ilgili olarak. İkinci soruma geçecek olursam da şimdi demir cevheriyle ilgili gelişmeleri özellikle son raddede takip ediyoruz. Tabii bu konunun merkezinde Çin var, ama sizinle son yaptığımız yayınlardan da hatırımda kaldığı üzere 2024 yılı içerisinde ekonomik aktivitede özellikle endüstriyel metallerin zaten bu tarz durumlarla karşılaşmasını bekliyorduk. Öte yandan da değerli metallerde işte altını izliyoruz. Gümüş her ne kadar altın kadar öne çıkıyor olmasa da bu durum yılın kalanı boyunca yine Çin'e bağlı ve bu şekilde devam edecek mi? Evet, yani Çin'de bir büyüme, yani büyümede bir kıpırdanma var, yani giderek hani yükseliyor, fakat yine de geçmişe göre çok daha hani düşük bir büyüme. MD açısından çok ciddi bir olumlu faktör yaratacağını düşünmüyorum. Yani özellikle hem zaten tarım tarafında da bunu görüyoruz. Onun dışında diğer işte metallerde de bunu görüyoruz. Genelde düşük talep bağlantılı olarak daha düşük yine bu fiyatlar açısından çok ciddi bir yukarı yönlü bir gelişme olmayacaktır. Tabii orta vade için işte enerjideki değişimler, işte lityum, kobalt vesaire gibi hani metalleri olan bu orta vadeli çiplerden dolayı talep onlar devam ediyor. Ama kısa vadede biraz daha baskılanmış gözüküyor bu fiyatlar. Özellikle buna ek olarak petrol fiyatları açısından da öyle. Son sorum da şu olacak. Biz tabii Avrupa Merkez Bankası ve Fed ekseninde dünyada özellikle işte herkes faiz ve para politikası noktasında belirli noktalara odaklanıyor, ama bir de işin derininde belki de işlerin sürmesi ya da aksamasına dönük en çok konuştuğumuz likidite konusu var ki ekonomik aktiviteyi belki de doğrudan etkileyen, Türkiye'de de ülke içi gündemde konuştuğumuz bir konu. Likidite koşulları özellikle şirketler için 2024'te size göre 2023'e göre biraz daha zorlaşacak mı? Yani sıkılaşmanın etkisini bu yıl özellikle iş yapanlar tırnak içerisinde daha derinden hissedecek mi? Yani özellikle Batı'da kısa ve orta ölçekli işletmeler açısından bunun yani ciddi bir risk olduğunu görüyoruz. Yani hala daha o daha yüksek faizler ciddi bir etkide bulunuyor ve indirim bile olsa hani bu uzun sürecek bunun bütün bu sıkılaşmanın geri dönmesi. Büyük şirketler açısından hani piyasaları görüyorsunuz. Hani çok ciddi bir likidite var. Hani S&P 500 için. Hani dolayısıyla o firmalar açısından pek bir risk oluştuğunu düşünmüyorum şu andaki rakamların. Noel Berger Berman, kıdemli portföy yöneticisi Kaan Nazlı bizlerle birlikteydi. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Evet, borsada özellikle dünden itibaren, hatta haftanın ilk günden itibaren gün içi pozitif, gün sonuna doğru, kapanışa doğru satışların hakim olduğu, düşüşlerin hakim olduğu bir zaman diliminden geçtiğimizi söylemiştim başlarken. Bugün de açıkçası onun tersine güne çok iyi başlamadık ve son dakikada siz değerli izleyicilerimizin göreceği üzere bankacılık endeksinde günlük düşüş %3'ün üzerine geldi. 10.200-10.300'leri telaffuz ettiğimiz bir haftanın içerisinde şu anda 9.920 puandayız. Yani 10.000'in altına geldik. Bakalım gün içi seyir önceki günlerin kontrastlı şekilde acaba alışa dönecek mi, yoksa bugün en azından böyle kırmızılarla bezeli bir görünüm mü izleyeceğiz? Gün içerisinde Bloomberg HT ekranlarında izliyor olacaksınız. Ve şimdi stüdyoya dönüyoruz. Kıymetli bir konuğumuz var. General Mobile Strateji ve İş Gelişmeler Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İlkay Ceyaner. İlkay Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Şimdi yanlış hatırlamıyorsam Amerikan Patent Dairesi Başkanı
Başkanı Charles Duhigg'in bir sözüydü 1899'da. Biz işte artık gelebileceğimiz en son noktadayız. Bundan sonra çok bir icat çıkmaz diye, ama üzerinden bir 125-126 yıl geçtikten sonra bunun son derece yanlış bir tespit olduğunu görüyoruz. Nitekim özellikle mobil teknolojiler anlamında çok hızlı bir çağdan geçiyoruz. Hatta tüketim tarafında işte artık ücretlinin buna çok gücü de yetmiyor vesaire gibi. Bu noktada şunu sormak isterim sizi stüdyoda böyle ağırlarken. Dünyada ve Türkiye'de trendler ve Türkiye'nin bu noktadaki adaptasyon açısından kurumunuz ve sizin perspektifinizde öne çıkanlar neler? Tabii ki özellikle son yıllarda globale baktığımız zaman 5G geniş band teknolojilerinin çok önemli bir yer tuttuğunu aslında görüyoruz. Ki bu da teknolojik gelişmelerdeki o hızı ve momentumu çok önemli şekilde etkiledi. Globalde her ne kadar özellikle akıllı telefon pazarında 2023 yılında bir daralma gerçekleşmiş olsa da bugün itibariyle özellikle üretken yapay zeka teknolojili alanında tekrardan bir 2024 yılında artış talebi bekleniyor. Biz açıkçası Genomobile olarak zaten Türkiye'nin öncü markalarından biriyiz. Bu noktada yatırımlarımızın birçoğunu 5G geniş band teknolojilerini şu anda ayırıyoruz. Bu noktada merkezi Tayvan'da bulunan dünyanın en büyük elektronik üreticisiyle bir Foxconn'la bir iş ortaklığımız var. Bu iş ortaklığı beraber 5G geniş band müşteri ekipmanları ürünleri, hem kablolu hem kablosuz teknolojiler tarafında özellikle Hindistan ve Avrupa pazarında iş geliştirme faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Aslında baktığınız zaman bu dönüşümü yakalamak adına trendleri takip ederek bir stratejik yaklaşımla ilerliyoruz. Özellikle baktığınız zaman da şu anda akıllı telefon tarafında 5G penetrasyonu yaklaşık %59 seviyesine ulaştı. Tabii bunun her ne kadar %70'i Çin, Kuzey Amerika ve Batı Avrupa'dan geliyor olsa da özellikle 2026-27 yıllarında 5G teknolojilerinin yaklaşık %80-85 seviyesine geleceği öngörülüyor. Biz de bu noktada aslında doğru zamanda doğru aksiyonlar alarak bunu takip etmek adına aksiyonlarımızı alıyoruz. Siz tabii özellikle pazarı bir takım detaylarla değerlendirirken tahmin ediyorum ki çokça üzerinde duruyorsunuzdur, ama Türkiye ile ilgili İşte hep ezelden beri söylenilen bir konu vardı. İşte genç dinamik nüfus ve özellikle bu genç dinamik nüfusun bu tarz yeniliklerle olan adaptasyon kabiliyeti anlamında. Pazar açısından bakarsak Türkiye için bu yıllardır söylenilen şey halen geçerliliğini koruyor mu? Ve Türkiye pazarı ile ilgili buna ilaveten neler öne çıkıyor 2024 yılının ilk çeyreği sona ererken? Tabii ki Türkiye pazarında talep aslında globalden biraz daha ayrışıyor. Baktığınız zaman bahsettiğim gibi global yaklaşık %3.2 gerilerken Türkiye'de %6.2'lik akıllı telefon pazarında bir büyüme gerçekleşti 2023 yılında. Bunun tabii etkilerinden bir tanesi Türk toplumunun en güncel teknolojiye her zaman sahip olma talebi de aslında yansıdı. Stand-up gösterilerine bile konu oluyor. Evet, kesinlikle. Bir yandan da ama tabii işin bir fiyat gerçeği de vardı. Baktığımız zaman 2023 yılının ortalama fiyatları bir önceki yıla göre yaklaşık %75 oranında bir artış gösterdi. Dolayısıyla aslında tüketici talebini biraz daha öne çekerek aslında alımını da gerçekleştirmiş oldu bu noktada. Biz 2024 yılında 23'e benzer bir trendte seyredeceğini düşünüyoruz. Son kullanıcı davranışlarına baktığımız zaman, ki bununla ilgili de çok yakın bir zaman önce bağımsız bir araştırma şirketiyle bir sahada çalışma yaptık, bir anket çalışmamız oldu. Burada kullanıcıların en öne çıkan tercihleri arasında aslında depolamanın olduğunu görüyoruz. Performansın ve hızın olduğunu görüyoruz ve kamera kalitesinin olduğunu görüyoruz. Sektörlerde zaten birçok marka ve biz kendimiz de olarak aslında bu noktada ürün geliştirme faaliyetlerimizi de sürdürüyoruz. Peki yapay zekaya girmişken şimdi Bloomberg HT'nin de aslında asli konularından bir tanesi zaten olağan akışa kayıtsız kalamayacağımız için. Evet, borsalarda bir yapay zeka kaynaklı olarak rally izliyoruz, ama sizin işte mobil tarafta bahsettiğiniz üzere bu bizim artık hayatımızın tam ortasında olan bir konu. Her ne kadar aldığımız cihazın hızı, işte görüntü kalitesi vesaire gibi konularla ilgileniyor olsak da. Şunu sormak isterim. Özellikle kısa süre içerisinde sözlerime başlarken ifade ettiğim gibi çok fazla artık ürün gamının genişlediğini, çok hızlı eskidiğini görüyoruz bir takım şeylerin. Önümüzdeki süreç içerisinde özellikle yapay zeka temelli olarak mobil teknolojilerde de büyük değişimler görecek miyiz? Göreceğiz. Özellikle giyilebilir teknolojiler alanında böyle bir beklenti öngörüyoruz. Özellikle karma gerçeklikle beraber aslında artık bugün hepimizin akıllı telefon olarak kullandığı formun belki bundan 5 sene veya 10 yıllık dilimlerde farklı bir biçime dönüşeceği aşikar. Bu noktada da aslında zaten karma gerçek dediğimiz zaman da yine işin içinde bağlantı teknolojileri giriyor. Baktığınız zaman yüksek hızlı internet, gerçek zamanda veri transferi ve geniş bir kapsam alanına ihtiyaç duyuyorsunuz. Dolayısıyla hem donanım anlamında teknolojinin belli bir olgunluk seviyesine gelmesi ve bütün pazarlara penetre olması,
hem de bağlantı teknolojileri anlamında da bunun destekleyici bir etki etmesi gerekiyor. Biz bu noktada genel olarak aslında işin bağlantı teknolojilerini sağlayan ürünlerle aslında bu dönüşümü gerçekleştirmek istiyoruz ve o noktada ilerliyoruz şu anda da. Şunu sormak isterim. Biraz önce işte Türkiye üzerine konuşurken işte hem dünyadan ayrışmalarımız hem de ortak yönlerimizden söz ettik. Bir mobil üreticinin bu noktada servis sağlayıcının bir ülkede operasyonlarını sürdürürken o ülkenin altyapısıyla uyumu işte yani benim aklıma işte baz istasyonları vesaire geliyor. Türkiye'nin bu noktada dünyayla kıyasladığımızdaki konumu nasıl, biz gayet şu an her firmanın gelip burada rahat bir şekilde sizin bulunduğunuz sektörde iş yapabilmesine müsait bir ülke miyiz? 4G bağlantı teknolojileri kapsamında değerlendirecek olursak evet, hani bu noktada gayet olgunlaşmış bir altyapımızın olduğunu söylemek mümkün. Fakat 5G tarafına bakarsak ülke olarak birazcık aslında trendin ve hızın gerisinde kaldığımızı söyleyebiliriz. Bahsettiğim gibi şu an akıllı telefon tarafında penetrasyon %59-60 seviyesine geldi. Bizim aslında bir yandan bu yatırımları hızlıca başlayarak trendi takip ederek o dijital dönüşümü de sağlamamız gerekiyor. Bugün baktığınız zaman akıllı otonom teknolojilerinden bahsediyoruz. Karma gerçeklikten bahsettik. Bunların birçoğunun ihtiyaç duyacağı nokta internetteki hız, gerçek zamanlı veri transferi olacak özellikle ki bununla ilgili de birçok senaryoya dair çalışmalar da gerçekleşti. İşte uzaktan yapılan ameliyatlardan bahsediyoruz mesela. Buradaki hata paylarının ve veri aktarım hızının çok çok düşük seviyelerde olması gerekiyor ki iş süreçlerindeki aksamları da minimum düzeye indirgesin. Peki biraz da işin cep tarafına gelelim. Şimdi ister istemez herkes kendisi için en makul, gerekli olan cihazı özellikle yaşadığımız çağ içerisinde kullanmak ister. Ama dünyada da baktığımızda bizdeki enflasyon oranlarının geldiği kademeyle dünya ayrışıyor. Ama genel olarak hiç kimse alışık olduğu fiyat düzeyleriyle çok muhatap olamıyor ne yazık ki son birkaç senedir. Ve merkez bankaları da özellikle başta faizlerle ilgili değişimler olmak üzere işte özellikle işte bir takım taksitlenme vesaire gibi konularda tüm dünya sattığında enflasyonu en azından bir miktar o hizmet tarafındaki talebi kesmek adına önlemler alıyor. Bu noktada sektörel anlamda Türkiye ve dünyada General Mobile'ın gözlemlediği bir trend var mı? Özellikle izlenen para politikaları ve enflasyonu düşürmeye dönük bu çabalar esnasında. Şöyle, aslında trend Türkiye'de talebin öne çekilmesi yönünde çoğunlukla yansıdı. Bu da aslında 2024 yılı içinde bu şekilde devam edecek gibi gözüküyor ama globale baktığımız zaman aslında bunun negatif yansıdığını görüyoruz. Özellikle pazardaki daralma da birazcık bunun da ışığında gerçekleşti. Bunun dışında aslında ekonomik açıdan bakarsak akıllı telefon sektöründe zaten bir takım da son kullanıcının finansmana erişim anlamında bir takım da kısıtlar var. Bugün baktığınız zaman kredi kartına taksit uygulaması mesela akıllı telefonda yok. Ama tabii orada regülasyonda şöyle şeyler de yapıldı. Biliyorsunuz yenilenmiş akıllı telefon pazarı son dönemlerde özellikle hem Avrupa'da hem de Türkiye'de de yüksek hızda artmaya başladı. Burada mesela kredi kartına 12 taksit veya KDV tarafında %1 gibi bir oranla aslında birazcık daha döngüsel ekonominin fayda sağlayacağı alanlara bir dönüşüm mevcut. Bu arada globalde de böyle bir trend de var. Yaklaşık Türkiye'de baktığınız zaman toplam talebin %10'una yakın artık yenilenmiş cihazlardan da gelmeye başladı. Ama biz hem kendi markamız olarak hem de bu ülkeye katma değer yaratan bir girişim organizasyon olarak da son kullanıcının her zaman en uygun bir şekilde finansmana erişiminin sağlanmasının sürekliliğinin sektörün tamamına sağlıklı bir katkı yapacağını düşünüyoruz. Son 2-3 dakikada biraz merak edin, keyifli konularla ilgili sorular sormak isterim. Bir bağımsız araştırma şirketiyle de çalıştığınızı söylediniz. Özellikle genç yaş grubunda işte biz her konuyu ele alırken özellikle yaş grubu eksenine de bakmaya çalışıyoruz. Bu noktada bir tercih trendi var mı ya da Türkiye'yi belki coğrafi olarak ayırdığımızda ya da işte yaş grupları bazında ayırdığımızda dünyadan ayıran ya da dünyayla çok benzer gözlemlediğiniz bir takım trendler var mı mobil pazar olarak? Şöyle, aslında bizim ayrıştığımız nokta teknolojiye ulaşma noktasındaki isteğimizin Avrupa'ya hatta Kuzey Amerika'ya kıyasla daha fazla olması aslında benim en azından bizim kendi içimize gözlemlediğimiz oldu. Burada özellikle genç kesime baktığımız zaman 18-25 yaş arası, hatta 25-35 yaş arasında bu kısma dahil edebiliriz. Özellikle cihaz yenileme sıklığı anlamında aslında biz globalden biraz ayrışıyoruz. Bugün globalde yaklaşık 4 seneye gelmiş durumda. Yani 4 yılda bir kullanıcı cihazını yeniliyor. Türkiye'de ise bu durum şu anda yaklaşık 2 yılda bire tekabül ediyor. Evet, geçmişten daha da kısaydı. Evet, aynen öyle. Bunda dediğim gibi hem birazcık aslında edinmiş olduğu cihazın parasal değerini kaybetmeme kaygısı da aslında olmasıyla beraber bir yandan da en güncel teknolojiye ulaşma
talebi de beraberinde getiriyor. Peki önümüzdeki süreçte işte dünya nüfusunun artık çok uzun bir süre kalmadan 100 milyara ulaşacağını konuşuyor. İşte bizde de her ne kadar doğurganlık ve eskisi kadar nüfus artışına dönük güçlü bir trend olmasa da çoğalan bir nüfustan söz ediyoruz. Özellikle pazar olarak baktığınızda dünyada bölgesel olarak işte bazen işte en çok nüfusa ulaşacakları için Asya Pasifik'e yoğunlaşılıyor ama Türkiye'nin Orta Doğu'nun ya da işte Avrupa'nın doğusunun batısının yoğunlaşıldığı bir yer var mı? Özellikle demografik anlamda gelecekte büyük bir pazar olması açısından şirketlerin baktığı. Türkiye açısından bakacak olursak zaten her zaman birçok markanın da yatırım yapmak isteyeceği bir ortam var aslında baktığınız zaman. Burada dediğiniz gibi nüfus artış hızı veya satın alma ilimindeki talepleri ve trendleri gözlemlediğimiz zaman Türkiye her zaman aslında birçok markanın odak noktası haline geldi. Biz açıkçası bunun daha da artacağını düşünüyoruz önümüzdeki 3 yıllık periyod içerisinde. Bugün Avrupa'ya baktığımız zaman aslında son kullanıcılar biraz daha cihazlarını ya da elektronik ürünlerini değiştirmekte bize göre daha yavaşlar. Doğurganlık hızına da baktığımız zaman zaten biz burada ayrışıyoruz ve ön plana çıkıyoruz. Evet. Dolayısıyla birçok marka için Türkiye yatırım yapılmaya güzel, müsait bir pazar olarak ortaya çıkıyor. Umarız ki doğruları yaparak en azından bize de faydası olacak şekilde, gelenlere de faydası olacak şekilde bir gelecek tezahürüyle karşılaşırız. General Mobile Strateji ve İş Gelişmeler Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İlkay Cihaner, çok teşekkür ederiz kıymetli yorumlarınız için. Efendim bugünkü Fokus'a da noktayı koyduk. Yarın bir aksilik olmazsa Reyhan Bayhan sizlerle olacak. Akıllı Para'da bugün görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.